Merhaba arkadaşlar, çok soğuk bir günde sorularımla sizlerle birlikteyim. Sizler de benimleyseniz çok mutlu olurum. Hadi başlayalım arkadaşlar. E, i̇kinci testimizde bir 15 soru daha yapalım arkadaşlar. Daha sonra devam ederiz. Evet, ilk sorumuzu görüyoruz. x çarpı px artı px artı 1, ikinci derece bir polinomu eşit olmuş. Şimdi yorum yapacağım arkadaşlar. Sizce px kaçıncı derece olmalı? Bakın x ile çarpıldığında ikinci derece bir polinoma bu. Toplamanın bir anlamı yok burada. Neden? x ile px çarpıldığı zaman hani bunun derecesi a ise bunun da derecesi a'dır. Ne yapıyorum? x ile çarpıldığında ikinci derece bir polinom olabilmesi için kesinlikle px'in birinci derece bir polinom olduğuna emin miyim? Evet eminim. Bakalım düşünelim. Birinci derece bir polinomu x'e çarparsam ikinci derece. Bu da px artı 1 bir de birinci derece. İkisi toplandığı ikinci derece oldu. Tamam doğru yoldayız demektir. px'imizin ne olduğunu biliyorum. Birinci derece bir polinom olduğuna hem fikiriz. Peki Px artı 1'i yaratalım. Ne yapıyorum? Her x gördüğüm yere arkadaşlar x artı 1 yazarak Px artı 1'i yaratalım. x artı 1 artı b dedim. Şimdi devam ettim. Ax artı a artı b demiş. Tamam. Her şeyi yerine koyalım. Ne demiş? x ile ax artı b'yi çarp demiş. Sonra buna bir Px artı bir polinomunu ekle. O da ax artı a artı b. Bunu da neye eşitle demiş? 2x kare artı 5x artı 5'e eşitle. Haydi çarpalım o zaman. Burası oldu ax kare artı bx artı ax artı a artı b. Toparlamayacağım arkadaşlar. Şuraya da yazmaya üşendim. Burası da aynen geçirdi. Şimdi x karelerin önlerine baktım. x karenin önleri x karelerin önüne. x'lerin önleri x'in önüne ve sabit sayıda sabit sayıda buradaki sabit sayıda buradaki sabit, sayıda, buradaki sabit sayıya eşit olmak zorunda. A'yı 2 buldum mu? Buldum. B artı A'yı da ne buldum? 5 buldum. A 2 ise B'yi de 3 olarak bulmuş olur muyum? C diye bir şey yok. Niye? Ben üçünde, üçüncüyi yazdım. Ona da gerek yok. Orada bir şeyimiz yok. Demek ki Px polinomumuz nereye koyduk? Şuraya yerleştirdik. Benim px polinomumu 2x artı 3 müymüş? Şimdi p2'yi bulur muyum? Bulurum. Ne diyor bana? x gördüğünüz yere 2 yazın diyor. Yazdım. 4 artı 3'ten 7'yi buldum ve i işaretledim. Geçtim bir sonraki soruya. Bakalım 17'de ne sormuşum? Çok güzel bir soru. Arkadaşlar Okul sınavına girecekler, AYT'ye girecekler, TYT'ye girecekler. Bu soruya dikkat etsin. Şimdi bir şey fark ettim. Benim verdiği ifadenin içinde M ve N değerlerim var. Ben bu ifadeli M ve N'yi bulmadan hiçbir yere gidemem. Çarpı diyeyim. Bir yazayım arkadaşlar. Şurada çarpı arkadaşlar. Çirkin bir çarpı oldu ama. X küp artı MX kare artı nx artı 8. Şimdi diyeceğim ki ben bu m'yi n'yi bulmadan hiçbir yere gidemiyorum. Ne yapalım? Doğal olarak şu ifadeyi sıfırlayalım. Bu ifade sıfırlanırsa burası sıfırlanır ve m ile n arasında bir denklem bulurum. Bunu sıfırlayabilmek için yani x kare eksi 4'ü sıfırlayabilmek için bir x yerine 2 yazsam bir de x yerine eksi 2 yazsam. İki tane denklem elime geçer mi? Geçer. 2 koyuyorum arkadaşlar. Şuradaki her x gördüğüm yere 2 koyarsam 0 eşittir. 8 artı 4m artı 2n artı 8 diye bir şey çıkar. Buradan toparlayalım, düzeltelim. 4M artı 2N'yi ne buldum? Şurası 8, 2 bir 8 olmuş. Eksi 16. Hepsi de 2'ye bölünüyor. 2M artı N'yi eksi 8 olarak bulmuş oldum. Şunu birazcık aşağıya taşıyayım. Çok aynı hizaya geldi. Şimdi bir de ne koyuyorum? X yerine eksi 2 koyuyorum. Eksi 2 koyarsam devam ettim o çentikli yere koyuyorum. 0 eşittir. Eksi 2 koydum arkadaşlar. Eksi 8 artı 4m. Eksi 2n. O da 8'e eşit oldu. Ben buradan da bir denklem buldum. 4m eksi 2n'nin 0 olduğunu ya da 2m eksi n'nin 0 olduğunu biliyorum. Şu iki denklemi, şuradaki iki denklemi ben alt alta alıp çözeyim. Şuraya taşıyayım. 2m artı n Ha boşuna alıp çözmeyeyim arkadaşlar. Bakın sorulandan kopmuşum. Sorulandan kopmuşum. Bakın bana ne sormuş. Bana ne sorduğunu görelim arkadaşlar. Bakın burada n eksi 2m. Ben 2m eksi n'yi buldum. n eksi 2m'yi de aslında bulmuş oldum. O da 0 değil mi? O da 0. Neden bu kalemim benim ince yazıyor? Şunu biraz kalınlaştırayım. Ben ince yazan kalemlerden nefret ediyorum. Sıfırı bulmuş oldum arkadaşlar. Geçtim bir sonraki sorumuza. Neydi? Çift ve tek dereceli. Çift ve tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını sorarsa ne yapıyordum? Şu parantezin içindeki x'in yerine şuraya nokta koyduğum yere arkadaşlar. Bir bir yazıyordum. Bir de eksi bir yazıyordum. Şimdi bakalım. Ben bir yazarsam ne bulurum? 1 yazarsam arkadaşlar P3'ü bulurum. Bir de e, oradaki x yerine 1 yazdığımı göstereyim. Bir de eksi 1 yazarsam ne bulurum? P1'i bulurum. Çift derse ne yapıyordum? Ben bunları toplayıp 2'ye bölersem çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulduğumu biliyordum. Yani bana bunu soruyor demek ki. Şimdi P1'i bulalım. P3'ü bulalım. P1'i bulalım. Px'imizi şuraya bir yazalım. Bu neymiş? X kare eksi 4x eksi 1'in parantez küpüymüş. P3'ü bulalım. Her x gördüğüm yere 3 yazdım. Şurası oldu 9. 3 koydum. Eksi 12. Eksi 1. Oo, biraz büyük mü çıktı? Ne oldu? Eksi 4'ün küpü oldu. Değil mi? Eksi 4'ün küpü küpü oldu değil mi? Doğru oldu. Evet bunu da eksi 64 olarak buldum. Şimdi P1'i bulalım. Her x gördüğüm yere nereye arkadaşlar? Şuraya koyuyorum. Her x gördüğüm yere de 1 yazdım. 1 eksi 4 eksi 1'in küpü dedim. O da arkadaşlar ne çıktı? O da eksi 64 çıktı. Ne yapıyorum? Alıyorum bu iki değeri yerleştiriyorum. Eksi 64 eksi 64 Bölü 2'den o da ne oldu? Eksi 64 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Geçtim bir sonrakine. Tekten de sormuş muyum acaba? Sormamışım. Bakalım. Bir polinom vermiş x artı 2'ye bölümünden elde edilen bölüm. Hmm, bölümü sorduğu zaman ne yapıyorduk? Elle bölüyorduk değil mi? Elle bölelim o zaman. x küp eksi 3x kare eksi 4x artı 1'i. 50 neye bölelim? x artı 2'ye. Ne demiştik? Kalanı bulduğumuz zaman, kalanı sorduğu zaman başka metot kullanıyorduk ama bölümü sorduğu zaman bu yöntemi kullanmak zorundaydım. Eskiler bilir arkadaşlar bir Horner, Horner yöntemimiz vardı. Onu çok rahat buluyorduk ama artık o da kalktı. Bakalım x'i neyle çarpayım ki x küp olsun x kare ile. Her iki terimi de çarpıyorum. x küp artı 2 x kare. Bir satırın işaretlerini değiştiriyorum. Alttaki satırın işaretlerini değiştiriyorum. Bu x küpler gitti. <laughs> Çok özür dilerim. x kareleri de topladım. Eksi 5 x kare. Diğerlerini de yanına ekledim. 4x artı 1. Dedim ki yine ilk terimlere bakacağım. x'i neyle çarpayım? Eksi 5x kare olsun. Eksi 5x ile çarptığımı biliyorum eksi 5x kare her ikisini de çarptım 10x dedim işaretlerimi değiştirdim ve x karelerin gittiğini burası 6x yanına da artı 1'e ekledim mi ekledim şimdi yine ilk terime bakıyorum x'i ne ile çarpayım 6x olsun 6 ile çarptım 6x artı 12 dedim işaretlerimi değiştirdim ve 6x'er gitti. Burası eksi 11 kaldı. Bu nedir arkadaşlar? Bizim kx'imiz yani kalanımız. Bu nedir arkadaşlar? Bu da bizim bx'imiz. Ne yapıyor? diyor? bx ile kx'i topla diyor. Haydi toplayalım. bx artı kx'i sormuş bana. Toplarsam ne olur? x kare eksi 5x eksi 5 olarak bulurum. A şıkkında duruyor. Beni bekliyor. Geçtim bir sonraki sorumuza. Bu kolay. Ne diyor? X eksi 3'e bölümünden bunu sıfıra eşitledik. X'i 3 bulduk. Onu da hangi polinomu böl diyorsa oraya yerleştiriyorum. Yani bana P3'ü mü soruyor diyorum. Evet P3'ü soruyor. Bu benim için kalandı. P3'ü bulalım. Koyacak başka yerimiz yok zaten. Nereye koydum demeyin. Şuraya koyuyorum. 3'ün küpü 27. Eksi 9. Eksi bir de 11 var. Neydi o arkadaşlar? Şurası eksi 20 ve 7 olarak bulmuş oldum. Geçtim bir sonraki soruma. Çarpanlarından biri x artı 2 ise ne demektir? Çarpanlarına her zaman tam bölünür. Yani bunu sıfıra eşitledim. x eksi 2 buldum. Onu aldım. Şuraya koydum. Neyi biliyorum? P eksi 2'nin kesinlikle sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Çarpanlarından birine verdiğine göre bu ifadeye yani x artı 2 çarpanına tam bölünmek zorunda. Yerleştirelim. P eksi 2 diye başlayalım. Nereye koyuyorum? Başka polinomum yok. Sormayın. Buraya koyuyorum. Eksi 2 koyarsam 4. Eksi 2 koyduğum 2a eksi 6'nın 0 olduğunu bilsem. 2a'yı eksi 2 desem a'yı da ben bulmuş olurum. Evet onu da bulduk. O da A'yı soruyordu, işaretledik, geçtik. Kolaydan zora doğru gidiyoruz. Tamam. Demiş ki, x ile bölümünden bu ifadeyi sıfıra eşitledim. Ne buldum? x eşittir, sıfır buldum. Onu buraya koydum. Ne buldum? P sıfırın dört olduğunu buldum. Şimdi ne diyor? x eksi ikiye bölümünden bunu sıfıra eşitledim, x'i bir buldum. Onu tekrar buraya koydum. Ne buldum? P birinde on olduğunu buldum. Neden vermiş bunları? Benim Aa, e, parabol diyecektim ha benim polinomumda iki tane bilinmeyen harfler harf var. Ne soruyor? Hadi onu da bulalım önce. Bunu sıfıra eşitledim. X eşittir eksi 1 mi dedim. Eksi 1'i de buraya koydum. Aslında bana P eksi 1'i sorduğunu da biliyorum. Önce sorularını muhakkak yazın arkadaşlar. Yazdık. Şimdi bu verdiklerini polinomun içine koyarak neyi bulacağım? Bu A ve B değerlerini bulacağım ki soruya devam edebileyim. Şimdi bunu bir yazayım. 2x kare artı B eksi 1. Haydi bakalım. Önce bunu yerleştirdim. Yani x yerine 0 koydum. P 0 eşittir diye başladım. 0 koyarsam ne kaldı? B eksi 1. B eksi 1 neye eşitmiş? 4'e. B'yi buldum mu? B'yi 5 olarak buldum. Şimdi şuna koyuyorum. X yerine bir de 1 koyuyorum. X yerine 1 koyarsam buradan P1 eder. X yerine 1 koydum. A artı 2 artı B eksi 1. Bu da 10'a eşitmiş. Ben B'yi bulmuştum değil mi? Şunun 5 olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Bu da 5'miş. A'yı da buradan bulalım. Ne oldu burası? 7, 6, Attım öbür tarafa a'yı da 4 buldum. Şimdi ben px polinomumu artık yazabilirim. px polinomumuz bakın burada. px polinomumuz a'yı 4 bulmuştum. 4x küp mü oldu? E, artı 2x kare. B'yi de 5 bulmuştum. Artı 4 oldu. Şimdi p 1'i bulup soruyu işaretlemekten başka bir şansımız kalmadı. Eksi 4 artı 2 bir de artı 4'ümüz var. 4'ler gitti. 2 olarak bulmuş oldum. D şıkkında devam ettik. 23 yani baştan beri birinci videodan beri 23. sorumuz. Güzel bir soru. Dikkat edin arkadaşlar bu bir yayının deneme sınavında çıkmıştı. TYT'ye hazırlananlar için söylüyorum. Şimdi Px polinomu gördünüz. Korkmayın arkadaşlar. Px polinomu bir toplayalım bakalım. Onlar çarpım değil parantez aralarında da artı var. Kaç tane x var burada? 2'den başlamış 4. Şurada kaç terim olduğunu bulalım. 0'dan 14'e kadar çiftler çiftler gittiğine göre. Burada kaç terim var arkadaşlar? 7, e, 8 terim var değil mi? Yanlış saymadım değil mi? 8 terimimiz var demektir orada. 8 terimimiz varsa ne yapıyoruz? 8x olduğunu buluyoruz. 8x. 8 tane x'imiz var. Peki oradaki sayıları nasıl topluyorum? 2 artı 4 artı nokta nokta 14'ü. Hatırlıyor muyuz formülünü? E şuraya bir yazalım mı? Ee, ya da şöyle yapayım. Bakın her seferinde ayrı bir formül ezberlemeyin. Şunu bir iki parantezine alayım. İki parantezine alsam 1 artı 2 artı nokta 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 artı 7'ye kadar gitmez mi? Biz bunu biliyor muyduk? Birden ardışık sayıların toplamı birden başlayan ardışık sayıların toplamı son terim bir fazlası bölü 2 desem olur herhalde. Şu ikileri götürdüm. 56 dediğim Bu demek ki Px polinomum 8x artı 56 mıymış? Şimdi geldim Qx polinomunu bulmaya. Zaten nokta nokta demediğine göre terimlerim bu kadar. 1, 2, 3, 4 terimim var. Yani 4x e başladım. Neleri topla diyor? Artı 1, eksi 1'i götürdü. 5, 3 daha 8 etti mi? 8 etti. Ne soruyor bana? Bu ifadenin buna, e, bu ifadenin çok çirkin, px polinomunu qx polinomuna bölünce kalan nedir diye soruyor. Hemen şunu sıfıra eşitledim. x yerine eksi 2 koydum mu? Tamam aldım onu da buraya yerleştirdim mi? Aslında bana p eksi 2'yi sorduğunu anladım mı? Yerleştirelim o zaman. Bunu soruyor. p eksi 2 diye başladım. Eksi 2 diye başladım. Şurası eksi 16 artı bir de 56'mız mı var? Etti mi bize 40 soruyu işaretlemiş olduk. Çok bir basit bir soruydu ama o günkü deneme sınavına giren öğrenciler biraz bu soruyu görünce afalladılar. Neden yapamadıklarını da anlamadım. Dikkatleri dağıldı. Herhalde oraları çarpı olarak mı gördüler, ne gördüler anlamadım ama çok küçük bir grup soruyu çözmüştü. Ben ağzıma çıkalarak onları seyretmiştim. Haydi geçtik 24. soruya. Ne diyor? Bunu sıfıra eşitle diyor. Sıfıra eşitledim. X'i 2 buldum. O 2'yi de şuraya koydum. Bana 2'yi koyarsam oraya 4, P7'nin 21 olduğunu vermişlerim. PX'imi hemen bir yazalım arkadaşlar. PX'imiz her seferinde yazmak istiyorum. Çünkü yukarıda kafanız karışabilir, gözünüz karışabilir. Aynı şekilde benim de gözüm ve kafam karışabilir. P7 yani ne diyor? x yerine 7 koy diyor. Haydi koyalım. 49. Aa şuradaki bak x'i. Aman tanrım. Aman tanrım. Şuradaki x atlamışım. Eksi 7. 7 koydum 49. 7 koydum 7 ile çarptım. Eksi 7 k. Eksi 14 mü? Bir de eksi 7 var. Etti bu da 21'e. Şurası eksi 21 etti zaten. Değil mi? Evet atalım karşı tarafa 7K'yı bu tarafa attım. Ne kaldı? Aa ne kaldığını göremiyorum. Eksi 21, eksi 21 kaldı değil mi? Ay çok acemice işlem yaptım. Burası oldu. Eksi 42. Demek ki 7K 7'den ve K'yı da 1 bulmuş oldum üst üste soru çözerken arkadaşlar bazen gidiyor kafamız. Evet. Px polinomu x kare x 3 x eksi 4'e bölümünden kalan 4x artı 1'miş. Yani benim Px polinomum şöyle miymiş? Şöyleymiş. x kare eksi 3x eksi 4'e bölünüyormuş. Bir bx'imiz varmış. Ve kalanımız da 4x artı 1'miş. Yalnızca görün diye yazdım. Yoksa AYT'ye hazırlananlar ne yapıyor? Hemen ne yapıyor? Bunu sıfıra eşitliyor. Alıyor bunu buraya koyuyor. P4'ü sorduğunu biliyorum. p 4ün sorduğunu biliyorsam e bunun çarpanlarından biri x eksi 4 ise yalnızca buraya koyuyor muyum? Aslında P4'ü hemen P4'ü 17 olarak buluyorum. Ama ara sınıflar bunu yazdık. Bana P4'ü mü soruyordu? Evet P4'ü soruyordu. Hemen buraya işaretledik. Her x gördüğümüz yere 4 yazarsak biz şu çarpanın gideceğini net biliyoruz. O zaman P4 diye başladım. O çarpan gitti. Nereye koydum yalnızca? Şuraya koydum. 4 çarpı 4 artı 1 dedim ve 17 olarak bulup işaretledim. Ara sınıflar şu çözümü yapacak. AYT'ye hazırlananlar hemen P4'ü soruyor. Burasının sıfırlandığını biliyorum bölümü. Yalnızca şu 4x artı 1'e koyacağımı karar verip soruyu bitiriyorum. Geçtim. 26'ya. Bu ifadeye tam bölünüyormuş. Şöyle diyebilirim arkadaşlar. İki tane çözüm var. x kare eksi 2x'in iki tane çarpanı var. Nedir? x, x eksi 2. Demek ki bu ifadeye tam bölünüyorsa x'e ve x eksi 2'ye de tam bölünecek. Bunun sıfırlıyorum. Bunu sıfırlıyorum. Yani p0'ın da sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Bir de p2'nin de sıfıra eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bir bu yöntemi kullanabilirsiniz. Önce bunu kullanalım. p0 diye başlıyorum arkadaşlar. p0 her x gördüğüm yere sıfır yazarsam b'nin sıfır olduğunu bulurum. Şimdi p2 diye başlayalım. p2 diye başladık. 2 diye başladım. 8 dedim. Artı 2a artı b dedim. Bu da sıfırmış. Evet 2a'yı eksi 8 bulduk. Ve a'yı da eksi 4 bulduk diyebilirim. Bu da neymiş? a eksi b'den eksi 4 olarak söyleyebilirim. Bu birinci yöntemimiz. Bir de ne yapabilirsiniz? Onu pek tercih etmiyorum ama ben x kare eksi 2x'e bölüyorsam bunu sıfırlarsam her x kare gördüğüm yere 2x yazar mıyım? Bu da ikinci yol olarak kalsın aklınızda. Yazıyorum arkadaşlar x küp dediğim şey x kare çarpı x'tir artı ax artı b. Şimdi her x kare gördüğüm yere 2x yazıyorum. 2x çarpı x artı ax artı b. Tam bölündüğüne göre sıfıra eşitledim. Yalnız bakın bir, bir tane daha x kare çıktı. ax artı b eşittir 0. Bir daha arkadaşlar bunun yerine 2x yazarsam, burayı 2x yazarsam 4x artı ax artı b eşittir 0. Gördüğünüz gibi bu yöntem pek tercih edilmez. x'lerin önüne baktım. Şurada x'in önü sıfırsa 4 artı a'yı 0 buldum. a'yı eksi 4 buldum. Sabit sayılara baktım. Buradaki sabit sayı b, buradaki sabit sayı o da 0, b de buradan 0 buldum. Bu yöntemi pek tercih etmiyorum. Eğer çarpanları varsa birinci yolu tercih etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Geçtik bir sonraki soruya. Ne dedik? Bunu tyt'nin direkt soru kalıbı dedik. Evet. Ne yapıyorum? Bunu 0'a eşitledim. x'i 2 iki buldum. 2'yi buraya koydum arkadaşlar ne buldum? 2 koyarsam o nokta koyduğum yere 5 kere 2 10 P8 neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Bunu 0'a eşitledim. X eşittir 1 dedim. O 1'i de buraya koydum. Q 3'ü de sorduğunu anladım arkadaşlar. Şimdi haydi bir daha yazmayayım. Yazmayayım şuradan bakalım. Elimde P var. Bunun içinin 8 olmasını istiyorum onun içinin 8 olması için x artı 2'nin 8 olmasını istiyorsam x yerine 6 yazacağımı biliyorum. Her x gördüğüm yere şu ifadede her x gördüğüm yere 6 yazıyorum. 36 artı p 8 oldu burası. Aşağıda arkadaşlar 6 yazıyordum arkadaşlar. Q3 bakın sorulan çıktı. 6 aldığınızda unutmayın sağ tarafta 5 oldu. Şimdi her şeyi yerleştirelim. Şurası 36 artı 4. Aşağıda Q3'ü bilmiyorum. Artı 6'mız var. Eşittir 5 mi dedik. Şurası 40 mı? Şurası 40. 5'e böldük 8 mi bulduk? Demek ki Q3 artı 6 eşittir 8'miş. Ben Q3'ü de o zaman doğal olarak 2 bulmuş oluyorum. TYT sınavında bu tür soruları çok gördük. Biliyorsunuz siz de. Daha önceki yıllardaki soruları taradığınızda göreceksiniz bu kalıbı. Bakalım. Hmm, yapmıştık. 10. sınıflar kesinlikle sınav sorusudur. Evet. Bakalım bunu sıfıra eşitledim. x eksi 3 buldum. Ne yaptım? Onu buraya koydum. Ne dedim? P eksi 3'ün... Neye eşitmiş? 11'miş. Bir de bunu sıfıra eşitledim. Buradan x'i 5 buldum. Onu da tekrar bu nokta olan yere koydum. P 5'inde bakayım göremedim. Eksi 5 olduğunu biliyorum. Şimdi AYT'ye hazırlananlar için farklı bir çözüm. AYT'ye hazırlananlar için ya da TYT'ye hazırlananlar için şuraya bir çözüm yapacağım. 10. sınıflar için de şuraya bir çözüm yapacağım. Evet, şimdi önce 10. sınıflardan başlayalım. Benim px polinomum neymiş? Neye bölünüyormuş? x kare eksi 2x ar, eksi 15'e bölünüyormuş. Bölününce bir bx çıkacak ve bir de kalanım. Eğer ben ikinci derece bir polinoma bölüyorsam kalanım ne olmak zorunda? ax artı b. Ben yukarıda bulduğum her değeri bunun içine yerleştireceğim. Ne yapıyorum? X yerine eksi 3 koyuyorum. Ne diyorum? Şuranın gittiğini biliyorum arkadaşlar. Yalnızca şuraya yerleştiriyorum. Eksi 3 koyarsam eksi 3A artı B'nin ne olduğunu biliyorum. 11. Bir de X yerine 5 yazıyorum arkadaşlar. Yine bu kırmızı olan yer gitti. 5A artı B'nin de eksi 5'e eşit olduğunu biliyorum. Bir satırı eksiyle çarparsam işaretleri değiştiririm ve B'lerden kurtulmuş olurum. B'lerden kurtulursam eksi 8A ne oldu? 16 oldu yanılmıyorsam A'yı eksi 2 buldum. A'yı bir satırın içine koyarsanız arkadaşlar mesela şuraya koyarsam 6 artı B de 11'dir derim. B'yi de 5 olarak bulurum. Ne sormuştu bana? kalanımı sormuş. Demek ki kalanım bakın şu muydu? Şuraya yerleştiriyorum. Kalanım buydu. Bu benim için kalan da kx'ti. Kalanı buraya yerleştirdim. Yerleştirirsem a'ya eksi 2 bulmuştum. Eksi 2x artı 5 dedim. Eksi 2x artı 5'i işaret edelim. Şimdi AYT'ye hazırlananlar tabii bu kadar uzun bir yöntem yapmayacak. Tabii ki hemen şunları söyleyecek. P eksi 3'ün 11 olduğunu yazacak bunu mecbur P5'inde ne olduğunu eksi 5 olduğunu yazacak. Diyorum ki bu ifadeye bölüyorsam kalanım direkt benim için hemen onlar diyecek ki kalanımız kx'imiz ax artı b'dir diyecek ve hemen koyarak başlayacak. Eksi 3a artı b'nin 11 olduğunu söyleyecek. 5a artı b'nin de eksi 5 olduğunu söyleyecek. Yani onlar nereye çıkacak? Direkt şu denklemlere çıkmak zorunda. Bir işareti değiştirdiler. Hemen B'leri götürdüler. Eksi 8 A 16 ise A'yı da eksi 2 diyecekler. Birinin içine koyarak B'yi 5 bulacaklar. Hatta KX'i yazmaya üşeniyorlar. Hemen E şıkkını işaretliyorlar. Geçtik. Derece sorusu. Şimdi neydi arkadaşlar? Der yazmaya da üşeniyorum. Eğer Px çarpı Qx şeklinde varsa ve ben eğer şuraya yazayım. Px'in derecesine eğer A dediysem Qx'in derecesine de B dediysem bu A artı B şeklindeydi. Peki eğer bölüm şeklinde ise bu ifadeler px bölü qx şeklinde ise de biz buna hemen ne yapıyorduk? Bakın bölüm deyince de fark haline yazıyorduk. Tamam formüllerimiz burada. O zaman hemen başlayalım mı? A ve B demiştik. Gördüm ilkini. Gördüm ilkini. Arasında çarpı var. A artı B'nin 17 olduğunu yazdım. Baktım ikinciye bölüm var. O zaman A eksi B'nin de 5 olduğunu biliyorum. Hemen B'leri götürdüm. 2A'yı buldum. 22A dediğim şey 11'miş. Dikkat edin arkadaşlar. Eğer burada AB dediğinizi negatif bulursanız, rasyonel bulursanız... ...bir yerde ya formül hatası ya da işlem hatası yapmışsınızdır. Dereceler ne olmak zorunda? Doğal sayı. Yani bulduğunuz AB değerleriniz... Ancak doğal sayı olabilir. Tamam A'yı 11 bulduysam, birinin içine koyarsam A'yı 11 buldum. 11 artı B 17 olduğuna göre B dediğim şey de 6 mıdır? 6'dır. Peki şu neydi? Px eksi artı veya eksi olabilirdi. Qx soruyorsa bu da A veya B'den Büyük olanı alıyorduk. E tamam A'yı bana onu sormuyor mu? A burada, B buradan. Hangisi daha büyükse ben onu işaretliyordum. Geçtim 30. sorumuza. Yine bir derece sorusu arkadaşlar. Hemen bakalım bu sefer Px'in derecesi gözüküyor değil mi? Px'in derecesi neymiş? X'in üstüne görüp X'in üstünde gördüğüm en büyük dere kuvvetmiş 5'miş. Peki QX'i de görüyor muyum? QX'i de görüyorum. Onun derecesi neymiş? Onun derecesi de 3'müş. Bakın X'in üstünde burada en büyük 5 gördüm. Burada da 3 gördüm. Peki bana ne sormuş? D, P, küp X, X değil bir de artı 1'i varmış. Ha, bir şey fark etmiyor değil mi? Ama olsun. Söylediği gibi yazalım. Ee, bir de artı x çarpı q3. Buraya da x kare eksi 4x artı 1'i. Duydunuz mu telefonumun biplemesini? Birinin bana yardım, birinin ihtiyacı var herhalde. Dur bakayım, bak birazdan bakayım ne mesaj atmışlar. Acaba soru mu çözemediler? Başka bir şey mi? Haydi arada artı var. Artı veya eksi varsa, artının sağındaki mi büyük, solundaki mi büyük bir bakıyordum. Şimdi, beni şu hiç ilgilendirmiyor. 3. Bakın, Px 5 ise tepedeki kuvvette bunu çarpıyordum. Yani 3 çarpı 5 dedim. Burayı ben 15 olarak buldum. Bu burada bir kalsın. Geldim bu tarafa. Bakın, şu ve şu ilgilendirmiyor. 3 ve 2 ilgilendiriyor. Bir de şurada birinci derece bir polinom var. Önce bakalım. Bunların arasında çarpım olduğuna göre 1 artı 3 çarpı 2 çarpı QX'in. QX'de 3'tü. Bir de 3'ümüz var. Şurayı da bulduk arkadaşlar. Burayı da bulduk. 9, 18, 1 ile topladım. Doğru çarptım değil mi? 9, 6, 18, 19 olarak buldum. Arasında artı varsa ne demiştik? Hangisi büyükse biz bunu alıyorduk. Haydi bugünlük ee, 30 oldu 15-15-15 soruda bir duralım fazla da uzamasın sizleri de sıkmayın bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar hoşçakalın sizleri seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın.